Amerikan Kalp Birliği'nin 1970'li yıllarda yumurta tüketiminin kolesterolü arttırdığını bildirmesinden sonra çok uzun bir süre yumurta denince aklımıza kolesterol gelmeye başladı. Hala da kolesterolü biraz sınırda çıkan kişilere dahi yumurta ve et tüketimi şeklinde tavsiyeler verilebiliyor. Hatta sağlıklı kişilerde dahi her gün yumurta yemek acaba sıkıntı yaratabilir mi şeklinde çekinceler olabiliyor. Peki yumurta yemek kolesterolü yükseltir mi? Yumurta tüketimine sağlıklı kişilerin de dikkat etmesi gerekir mi? Ya da yumurta yerken bir üst sınırımız olmalı mı? Kolesterolü sürekli kötü ansak da vücudumuzda pek çok işlevi bulunan ve hücrelerimizin dahi yapısına katılan bir yağ türüdür. Ancak kanda yüksek miktarlarda bulunduğunda yıllar içerisinde damar çeperinde birikerek önemli sağlık problemlerine sebep olabileceği için özellikle LDL kolesterolünün çok yükselmesi ve okside olup damar çeperine yerleşmesi de riskli bir durum. Düz mantık düşündüğümüzde nasıl ki bir şeker hastası şeker yediğinde şeker seviyesi bir miktar yükseliyorsa kolesterolü yüksek bir gıda yediğimizde de kolesterolümüzün yükselmesini bekleriz. Dolayısıyla kolesterolümüz çok yüksek olmasa dahi sağlıklı beslenme adına kolesterolü yüksek olan gıdalardan kaçınmak gerekir şeklinde düşünmek mantıklı. Bu yüzden geçmiş yıllarda da Amerikan diyet kılavuzunda yayınlanan önerim kalp damar hastalıklarını önleme adına gıdalardan aldığımız kolesterolün 300 mg'ın altında tutulması yönündeydi. Bir yumurtada ortalama 210 mg kolesterol olduğunu düşününce günde 2 yumurta yeseniz başka hiç kolesterol almasanız dahi bu değeri aşmış oluyorsunuz. Bu açıdan bakınca yumurta gerçekten kalp için zararlı diye düşünebiliyoruz. Teoride durum böyle fakat pratikte kaçırdığımız nokta kolesterolün çok büyük bir kısmını vücudumuz kendisi üretiyor. Küçük bir kısmını gıdalardan alıyoruz. Biz gıdalardan aldığımız kolesterolü azaltmaya çalışınca bu sefer vücutta üretilen kolesterol artıyor. Yani dışarıdan gıdalarla aldığımız kolesterolü çok fazla azaltmaya çalışmak kandaki kolesterol seviyemizi çok da fazla etkilemiyor. Çünkü biz gıdalardan aldığımızda azaltmaya başlayınca bu sefer vücutta üretim arttığı için yine bir dengelenme söz konusu oluyor. Bu konuda yapılan büyük çalışmalardan biri Çin'de 500 bin kişi üzerinde yapıldı. 4 yıl boyunca incelenen bu 500 000 kişi üzerinden yumurta tüketimi ve kalp damar hastalıkları arasındaki ilişki incelendi. Ve görülmüş ki günde 1 adet yumurta tüketmek kalp damar hastalıkları ile ilişkili değil. Hatta artık Amerikan diyet kılavuzunda dahi kolesterol için belirtilen üst sınır kaldırılmış durumda. Bunun yerine beslenmenizdeki yağın türüne odaklanmanın daha doğru olduğunu söylüyor. Yani kuyruk yağından, tereyağından alınan yağ ile zeytinyağı, balık yağından alınan yağ tabii ki vücutta aynı etkiyi göstermiyor. Sadece bir besine odaklanarak onun sağlık üzerine etkisini incelemek zaten çok zor bir şey. Çünkü beslenme de sağlık da bütünsel olarak değerlendirilir. Şöyle düşünelim. Günde 1-2 adet yumurta yiyorsunuz. Aynı zamanda sebze meyve tüketiminiz de yüksek. İyi miktarda lif alıyorsunuz ve antioksidan açıdan da zengin besleniyorsunuz. Sigara içmiyorsunuz, hareketli bir yaşantınız da var. Bu durumda çok rahat yemeye devam edebilirsiniz. Ancak kan lipid profiliniz kötü. LDL kolesterol yüksek. Bununla beraber sebze meyve nadiren yiyorsunuz. Beslenmenizde hamur işi, şeker, et fazlaca varken bir de günde 2-3 adet yumurta yiyorsanız o zaman ondan gelen kolesterol ve doymuş yağ sizin için bir risk olarak kabul edilebilir. Şöyle toparlarsak, sağlıklı bir yetişkin günde 1-2 adet yumurta yiyebilir. Yemeli de zaten. Ancak kan lipid profiliniz kötü ve kan kolesterolünüz yüksekse günde bir yumurta, haftada 6-7 yumurtayı geçmemek önlem alma açısından faydalı olur. Burada genetik yatkınlık da önemli. Çünkü bazen az da olsa bazı kişiler diyetle alınan kolesterole diğer kişilerden çok daha fazla hassasiyet gösterebiliyorlar. Yumurtanın sizin için risk oluşturabilmesi için genetik yatkınlık, fazla kilo, ailede kalp hastalığı öyküsü olması bir etkendir. Ayrıca yumurtanın yanında ya da gün içinde yediklerinizde değerlendirmek gerekir. Yumurtasını sürekli kavurmalı, kıymalı, sucuklu yiyen biri için risk daha yüksektir mesela. Ya da gün içerisinde çok fazla kızartma, hamur işi, etten de zengin besleniyorsa riski biraz daha arttırmış olur. Ancak çalışmalar gösteriyor ki günde bir yumurta, haftada 6-7 yumurta
yumurta bazı istisnai kişiler dışında herkes için sağlıklı kabul edilebilir. Herhangi bir sağlık probleminiz yoksa günde 2 yumurta da yiyebilirsiniz. Yani yumurtanın bir risk olarak kabul edilebilmesi için beslenmenizin geneli ve sağlık durumunuzun değerlendirilmesi gerekir. Bir de yumurtayı sadece kolesterolden ibaret gibi düşünmek de yanlış. Çünkü yumurta anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağı bizim için. Yumurtanın içerdiği protein sindirim sonucunda neredeyse %100 vücut proteinine dönüşür. Sonuçta yumurtadan bir canlı oluşuyor düşününce. Bir yumurtada 6 gram protein vardır. Yumurta proteinleri esansiyel amino asitlerce zengindir. Yani vücudumuzda üretilmeyen ve gıdalardan almamız gereken amino asitlerin çoğunu bulundurur. Yumurtada proteinler dışında E vitamini, D vitamini, B2, B6, B12, folat gibi önemli vitaminler, çinko, demir, selenyum gibi önemli mineraller, ayrıca kolin ve ksantofiller gibi diğer besin öğeleri de bulunur. Yumurtanın o karakteristik rengini veren ksantofiller vücudumuzda en yararlanılabilir formlarda bulunur. Son yıllarda yapılan çalışmalarla da yumurtada bulunan bu ksantofillerin yaşa bağlı olarak gözde oluşan sarı nokta hastalığına karşı da önleyici bir faktör olabileceğini göstermiş. Son olarak yumurtanın faydalarıyla alakalı olarak konumuzla da ilişkili olan iki önemli bileşen var. Bunların ismi fosfodiltrikolin ve sfingomiyelin isimli iki tane fosfolipid. Bunlar vücutta kolesterolün emilimini azaltıyor ve iyi kolesterol dediğimiz HDL'nin de kanda akışını arttırıyor. Yani evet, yumurta yüksek miktarda kolesterol içerir, ancak yine içerisinde bulunduğu başka besin öğeleri sayesinde bunun emilimini azaltıyor. Yani vücuttaki riskini kendi kendine azaltmış oluyor. Nasıl meyveler sadece şekerden oluşmuyorsa, bununla beraber sayısız faydası varsa, içindeki bileşenler sayesinde bırakın sizi şeker hastası yapmayı, şeker hastalığının önlenmesinde dahi rol alıyorsa, yumurtaya da sadece kolesterol gözüyle bakmak ve o şekilde etiketlemek de yanlış. Önemli olan beslenmede dengeyi sağlayabilmektir. Yani bir şey faydalı diye dibine kadar yememek de gerekir. Çünkü şu anda yumurta diyetleri yapanlar, günde 5-6 tane yumurta yiyenler de var. Şöyle düşünün, vücudunuz hiç kolesterol üretmese dahi siz sırf yumurtadan 1000 mg üzerinde kolesterol almış oluyorsunuz. Bir de vücutta üretiliyor, diğer gıdalardan da alıyorsunuz. Vücuda ciddi bir yük bindirmiş oluyorsunuz. Böyle devam ederse de er ya da geç bir yerden patlak veriyor. Bu yüzden beslenmede her zaman dengede kalmak ve bu dengeyi oluştururken kendi bireysel farklılıklarımızı da gözeterek oluşturmak önemli.